kendi daha anne karnındayken vefat etti. Abdullah. Yani anlaşılan yetim olarak dünyaya geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimin ne olduğunu ancak yetimler anlar. Annesi 6 yaşına kadar onu besledi, büyüttü, baktı ve Mekke'den Medine'ye akrabalarını ziyaret etmeye gitti annesi. Aldı götürdü kervanla. Dönüşte Mekke ile Asfen arasına geldiği zaman orada bir mesafe var. Mekke ile Asfen arası. Orada vefat etti annesi. Düşünün ki 6 yaşındasınız. Baba yok, ana yok. Her ne kadar akrabalar olsa bile anne baba gibi olur mu? Ne oldu? Halimet-i Sa'diye onu aldı, süt annesi ve dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti. Kefaletini Abdülmuttalib üstlendi. Abdülmuttalib oğullarından üstün tutuyordu. Hamza'dan, Abbas'tan ne diyelim. Abdülmuttalib Kabe'nin yanında böyle bir basamak yapmıştı şöyle. Orada böyle güzel seccadeler sermiş. Abdülmuttalib'den başka kimse orada oturmuyor. Ağa ya, devlet başkanı. Sallallahu aleyhi ve sellem bazen geliyor, orada oynuyor, oturuyor. Amcaları kum, kum, innehu mekâni seyyid diyorlar. Kalk, burası seyyidin yeri. Birkaç kere böyle yapınca amcaları, Abdülmuttalib uzaktan gördü onları. Hemen dedi ki onlara, de'uh, de'uh, innehu yetim. Ya Allah, bakınız, bırakınız. Bırakınız oynasın, zira bu yetim çocuğudur. Ve bu şekilde Abdülmuttalib 9 yaşına kadar ona baktı. 9 yaşına vardığı zaman dedesi Abdülmuttalib vefat etti. Vefat etti. Allahu Ekber. Allah Celle Celaluhu bir yerden bir yere onu intikal ettiriyordu. Kim üstlendi kefaletini? Amcası Abu Talib. Amcası Abu Talib. Amcası Abu Talib ta ki peygamberlik geldikten 10 sene sonraya kadar onu korumuştur. Peygamber olduktan sonra Abu Cehil, ya Abdülmuttalib bak senin Muhammed'in bizim putlara karışıyor. Bize saldırıyor. Ne yapalım? Ben sağ iken Muhammed'ime dokunamazsın diyor. Bırak. Muhammed diyorsa bildiği bir şey var diyor Abu Talib. Ne ettiler, ne yaptılar bir türlü Abu Talib izin vermiyor. Yani kısacası soruşturma izni vermiyor Abu Talib. Devlet başkanı Abu Talib. 10 yıl boyunca İslam'ı korumuş Abu Talib. Ama gel gelelim cennete giremiyor. Niçin? Çünkü küfür üzerinde öldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geçtiği zaman ya ammi kul la ilahe illallah ya ammi. Ey amca Allah'tan başka hak ilah olmadığını ona telaffuz et. Ey amca orada bir hüccetim olsun. Abdullah bin Selûn Ebu Cehil etrafında böyle. Ya Abdülmuttalib, ya Ebu Talib. Etetruk millete Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dinini bırakıp Muhammed'in tekrar buna mı kulluk edeceksin ya Ebu Talib? Dediler. Ve Ebu Talib'in en son sözü ene ala din Abdülmuttalib. Ben Abdülmuttalib'in dini üzerindeyim. Ve son nefes. Evet. Daha önce Abu Talib diyordu ki sallallahu aleyhi ve selleme ey yeğenim benim hakkımda ileri geri konuşmayacaklarını bilseydim derdim. Yani kibirden dolayı bunu söylemedi. En sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Neden üzülmesin ki? 10 yıl boyunca Abu Talib aleyhissalatü vesselam'ı korumuştur. İşte ellerini dua ediyor. Allah Celle Celaluhu indir elini ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir peygamber müşrik olan bir amcaya dua etmek yakışmaz ayeti indirdi. وَلَوْ كَانَ اُلُوا الْقُرْبَى en yakın akrabaları dahi olsa yakışmaz. Çünkü müşriktir. Amcası Abu Talib öldükten sonra Abu Cehil, Abdullah ibn Selûl her yerden onu